Şimdi bu arada çok gelen bir soru, Ermeni olayı konusunda ne okuyabiliriz diye. Benim göstereceğim kitap budur. Hala bunun için yazılmamıştır. Baskı tarihi 1950, yani 59 sene olmuş. Şöyle tutayım. Bulması maalesef çok zor. Esat Uras'ın kitabı. Yeni baskı yapıldı mı? Aynen mi çıktı bilmiyorum. Tarihte Ermeniler ve Ermeni meselesi. 1950 yılında çıkmış. Şöyle kaç sayfa? 780 yeni baskısı yapıldı onun 4 ortada. aynen mi yaptılar? Herhalde aynendir yani birebir karşılaştırmadım. Ben kitapla yeni baskılarını maalesef pek sevmiyorum. 784 sayfadır. Bir de efendim şu kitabı göstermek istiyorum. Bu bizim meşhur beyaz kitaptır. Tehcir'den sonra 1916 yılında Ermeni komitelerinin harekat ihtilaliyesi. Amal ve harekat ihtilaliyesi. Şu kitapta Türkiye 1916'dan sonra resmi görüş olarak bu ayada bir kitabı hala biz yazamadık. Çok kitap çıktı Ermeni meselesi üstünde. Böyle belgeleriyle, fotoğraflarıyla, şeyleriyle. Fakat bu ayada bir kitabı hala yazamadık. Fakat önemli şudur. Tehcir'den hemen sonra yazılmasıdır. Evet. Yayınlanmış olmasıdır. Şey çıkacak. Yani şey bu. Bu 1915 olayları dediğimiz, yani tehcir dediğimiz, daha doğrusu diasporanın soykırım günü dediği hadise, işte bir Ermeni sürgününün resmini, o zaman çekilmiş bir fotoğrafı görüyoruz. Budur. Bu karara nasıl varıldı? O bir şey söylemek istiyorum. Bu kitapla ilgili. Bu sizin kitapta da bir yardım eden arkadaşımız vardı biliyorsunuz. Belge göndermişti. Elyas ile ilgili. Bülent Bakar. Evet. Çok geniş bir arşiv araştırması yaptı. Doktora tezini bu konuda yaptı. O da yakında çıkacak. Sek defterlerini okuyabildi mi Bülent Bey? Bulamadık yok. Açmadılar. Onu tekrar söyleyelim efendim. Türkiye bütün dünyada işte Ermeni iddialarıyla mücadele ediyor. Ve Soykırım değil de arşivlerini. şudur diyor. Arşivler Türkiye'de resmen açıktır fakat daha önce de konuştuk. En önemli kayıtlar sevk defterleri. Yani mesela Sivas'tan 10 bin Ermeni'yi alıyor, Suriye'ye gönderiyor. Suriye'deki yönetici şu kadar kişi geldi diye bir defter tutuyor, liste yapıyor. Bunu İstanbul'a yolluyor. Kaç tane bu defterler? Bilmiyoruz. Bu defterler hala açılmadı. Ama Ermeni tarafında da arşivler açılmıyor. Ermeni tarafında arşiv yoktu hanımefendi. Tehcir burada oldu, bizim devlet tarafında. Ama onların da arşivleri var. O Hayır, arşivler... onlar da Vatikan'ın kayıtlarıdır onlar. Hiçbir bölüm tutmaz. Asıl şey burada ve bu şey asıl kayıtlar Murat bizdedir. Bey'in söylediği ha, doğru. Tabii Biz asıl yaptık bunu. Tabii işte Fakat Osmanlı Devleti ama bu devletin politikası değil bizdeki. Evet. Şeyleri açmamak. Yalnız İş güzavla bu belgeleri açmıyor. Şeyi ben bir tetkik ettim. Ve bu defterler açılmadan Türkiye kendisini hiçbir şekilde temize çıkartamaz. Ne kadar Ermeni gittiği, ne olduğu, her şey orada ve yalnız bu defterler Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde değil. Benim kesin ulaştığım kanaat bu. Bu ya askeri tarih arşivinde... Bir dakika, arşiv açıklama yapmıştı. Hani birkaç önce bu konuyu konuşmuştuk. Arşiv Genel Müdürü yapıyoruz, tarıyoruz, ediyoruz demişlerdi. Demek ki orada bu defterler. Hayır, orada yok. Peki yalan mı söylediler bunu? Hayır. Hayır, hayır. Neyi yani yapıyorlar? Rastlayamadık. Şimdi mesele şu. Bulamadılar. Bu demek. Ermenilerin sevk ve iskan aslında tehcir denilmiyor resmi olarak. Sevk ve iskan deniliyor. Evet. Aşair İskan ve Muhacir'in müdüriyeti yapıyor. Evet. Şimdi bunun evrakı Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne intikal etmemiş. Ancak şey de olabilir benim tahminim. Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı da olabilir. Bak tekrar sorayım. Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürü, biz daha önce birkaç önce bu konuyu konuştuğumuz vakit, ertesi gün bana bir mesaj gönderdi. Üzerinde çalışıyoruz, birkaç ay sonra açacağız dedi. O nüfus defterleri için dedi size. Tehcir değil, hayır. Sevk defterleri dedi. Hayır. O zaman siz iki defteri söylemiştiniz. Tane. Nüfus defterleri açılmadı. Kaç tane nüfus defteri var? 40 binden fazla. 40 bini kapalı mı bunların? Kapalı. İşte buyurun. Sebep olarak... Yani Türkiye neyi savunuyor? Hayır, sebep olarak şunu söylüyorlar. Dijital aktarıp açacağız. Hacım dijital aktarılır mı böyle ilkellik mi olur şey ya? O. Aç araştırmacı gitsin baksın. Evet. 40 bin defter seneler sürer bunun şeyi. Yani şeyi söylemek lazım. Amerika'sı da kabul eder, Birleşmiş Milletler de kabul eder. Böyle biz kendi kendimize propaganda yaptık. Şeyi söyleyelim, söyleyelim yalnız. Hep şikayet şu. Askeri Tarih Arşivi'nde araştırmacılar hep çok zor şartlar altında çalıştıklarını ve kopya verilmedikleri söyleniyor. Konuyu dağıtmayalım. Yani oradaki belgelerin daha açık hale gelmesi lazım. O ayrı bir konu, onu konuşuruz. Şimdi yani bununla alakası yok, hiç dağıtmayalım. Şimdi efendim, çok önemli bir ses kaydı dinleyeceğiz. Hayriye Talat hanımefendi konuşuyor. Talat Paşa'nın, Sadrazam Talat Paşa'nın eşi. Hayriye Hanım 1983 yılında vefat etti.
ve 3 ayrı kayıt dinleyeceğiz Hayriye Hanım'ın sesinden. İlk dinleyeceğimiz kayıt tehcir kararının nasıl alındığı, daha doğrusu Talat Paşa'nın bu karar öncesi Ermeni toplumunun önde gelenleriyle yaptığı toplantı, konuşma ve ondan sonra bu yola nasıl gidildiği. Ondan sonra bir başka kayıt daha dinleyeceğiz. Talat Paşa'nın Berlin'de Ermeniler tarafından şehit edilmesi. Şimdi efendim o olayları yakından tanımış olan, çünkü rahmetli Hayriye Hanım efendi birkaç insan bilen entelektüel bir hanımdı. Ve paşanın hep yanında bulunmuş. Olayları yakından takip Berlin'de etmiş. Berlin'de birlikteler miymiş? Tabii birlikteler. Anlatacak, kravat almaya gitti. Balkondan baksam görüyordum diyor. Şimdi tehcirden birkaç gün evvel, tehcir kararı, daha doğrusu 24 Nisan tutuklamalarının birkaç gün öncesinde paşanın yaptığı temasları Hayriye Hanım Efendi'nin sesinden dinleyelim. Sonra devam ediyoruz efendim. O arada yazıyı da ilk gün hanım akıtabilirsek, çünkü eski bir kayıttır. Evet efendim. Hangi yılda? Hayriye Talat Hanım dinledik. Bu 1982. 82 vefat etmeden? Sonbaharını vefatından 4 ay kadar önce benim yaptığım çok uzun bir kayıt vardı. Keşke o zaman video kamera olsaydı. Yoktu. Ses kaydıdır. Birkaç saatlik bir kayıttı. İşte ilk bölümünü dinledik. Ne diyor? Seni beni kesecek. Önce diyor Ahmet'i nasıl da kesecek? Sonra seni beni kesecek. Nasıl? Yani bu tarih aslında. Yani birçok işte belge vesaire. Bu da ses kaydı. Tabii canım, şimdi dinleyeceğiz. Bir mahkemeyi yani anlatması var. Öf. Yani bizzat siz, olayların içinde yaşayan tabii, birisinin tabii. Hadiseler evet. Anlatması. Başta söylediniz ya, bana sordunuz. Sizin başınıza böyle bir şey gelseydi böyle konuşur muydunuz diye. Eşini bir suikasta kaybeden bir hanımefendi bunları anlatıyor. Tabii ki çok kötü şeyler yaşamış. Yani şahsen kötü şeyler yaşamış. Bir de o dönemi yaşayan bir insan olarak çok kötü şeyler görmüş. Yani Erzurum olsun, demin konuştuğumuz evet. gibi Van olsun. Çok korkunç şeyler yapılmış orada yaşayan Türklere. Ama bu demek değil ki karşı tarafa da kötü şeyler yapılmadı. Ben sürekli bu eşitliği korumaya çalışıyorum. Şimdi efendim ikisi aynı mı? Biri isyan, biri tedbir. İsyanla tedbir arasında bir denge kurmaya çalışamazsınız. Ben sadece olan insanları oldu diyorum. Sadece bunu söylemeye çalışıyorum. Ben de söylüyorum bunu. Ama bunu söylerken keşke ama başlatmasalardı. Yani bakın orada çok güzel bir şey var. Yapmayın dedi diyor. Yapmayın etmeyin dedi. Etmeyin dedi diyor. Yani söylediği adam İmparatorluğun Dışişleri Bakanı Ermeni. Evet. 20'den fazla nazır çıkarıyorlar, bakan çıkarıyorlar. Ve şu ben size açık yapmayın ve net olarak şunu söyleyeyim. Bu Ermenilerin isyanlarının benzeri Avrupa'da başka bir ülkede olsaydı 1878'den 1915'e kadar beklemezlerdi. 5 sene sonra bir tanesini tehcir etmezlerdi, hepsini katlederlerdi. Evet. Avrupa budur. Ama bakın 1915 Mart'ın... Bana Avrupa'dan bahsetmeyin çünkü ben baştan beri ne kadar çifte standart olduğunu ben zaten altını çiziyorum. Ya ben demin Afrika örneğini verirken Libya'da İtalyanların yaptığı ya da Etopya'da ya da Almanların bir kabileyi tamamen yok etmesi ya da daha yakın tarihte Rwanda'da yaşananlar vesaire, daha şu anda Darfur'da yaşananlar. Bunlar gibi 1000 tane örnek sayabiliriz ve Avrupa'nın ne kadar... Darfur'da yaşananlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Basında yazılanlar çoğu yalan. Her neyse, sonuç itibariyle o bambaşka bir konu ama şunu söyleyelim. Avrupa'nın inanılmaz çifte standartlı davrandığını ben zaten baştan kabul ediyorum ve söylüyorum. Anlıyor musunuz? Yani sonuçta ben tabii ki... Anlamıyorum. Tabii ki Avrupalıların burada rüzgarın estiği yere göre ya da kendi... Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Siz olsanız ne yapardınız? Ben olsaydım bu insanları topraklarından, yaşadıkları topraktan sürmezdim. Türkleri mi sürerdiniz? Türkleri mi sürerdiniz? Ne ya yapardınız bu... efendim? Bu çok kolay bir cevap. Ne yapardınız? Şimdi efendim Talat Paşa veyahut asker veyahut İttihat Terakki, şu hatta şeyi göstereyim. Şu değil mi şey? Bu efendim aslında devlet arşivindedir. İşte tehcir kararı, tehcirle ilgili hükümet kararı budur. Meclis-i Vükela kararı. Onunla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim mi size? Bir dakika. Hayır. Bir dakika şunu. Bu da bu karar üzerine
Ferhat Paşa tarafından, o birkaç sayfadır bu. Yine devlet arşivinde diyor bunun aslı. Ferhat Paşa tarafından çeşitli vilayetlere gönderilen telgraftır. Bu da efendim en son şeyde kanun haline getirilmiş şeklidir. O zamanki resmi gazetede Takvim ve Kay'da yayınlanmıştır. Takvim ve Kay dediğim o zaman. Takvim ve Kay evet. Efendim orada yayınlanmıştır. Şeyleri budur. Bütün şey fakat bütün bu 24 Nisan olsun 27 Mayıs olsun bu hareketler Enver Paşa'nın yani Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın Dahiliye Nazırı Talat Paşa'ya yazdığı bir mahrem yazı, gizli bir yazıyla başlar. Şunu diyor. Özellikle Van'da oradaki komutanlardan aldığımız bilgiye göre, bilgileri göre askerden kaçmalar arttı. Köylerine Ermeni saldırıları olduğunu işiten asker silahıyla beraber kaçıyor. Ve Rus'a. Efendim? Rus'a. Hayır, köyüne. Ailesini, ailesini kurtarmaya geliyor yani. Ailesini kurtarmaya. Düşman karşısında çok zayıfladık diyorlar. Yani Ruslar karşısında. Artık acil bir tedbir almamız lazım diyor. Hükümetin bir şey yapması lazım diyor. Onun üzerine meclisi mükela yani hükümet görüşerek şu kararı alıyor, tehcir kararı alıyor. Demin gösterdiğim telgrafla Talat Paşa tarafından vilayetlere bildiriliyor. Ve tehcir bundan sonra başlıyor. Şimdi siz bana soru sordunuz. Onu, o soruyu tekrar soracağım. Hiçbir iddiatçı, Talat Paşa olsun, Enver Paşa olsun veya bir başkası. Şimdi burada bu çok iyi bir karardı demiyorum. Çok acı bir karardı. Hı. Fakat bir mecburiyetin getirdiği karardı diyorum. Hiçbir iddiatçı sabah uykusundan uyanıp hadi bugün şu Ermenileri temizleyeyim diye düşünmedi. Bunlar 30-40 sene devam eden ve tehcir kararının bir iki hafta öncesine kadar öncesinde gittikçe artan çok kanlı olayların batılı devletlerin kışkırtmalarının ve büyük kanlı ve can kaybına Müslüman nüfusun can kaybına sebep veren olaylardır. Tekrar söyleyeyim hiçbiri böyle bir şeyi yapmayı daha önceden ne düşünmüştür? Çünkü İttihat-ı Terakki'nin kuruluşunda da Ermeni desteği vardı evet. Başta. Yahudisi, Ermenisi bütün azınlıklar vardır. Ve bu şey... Başta yok. Onu söyle. Bu güvenlik. Bir dakika söyleme. Güvenlik için yapılıyor. Şu soruyu soracağım hanımefendiye. Bu bir mecburiyet sonucu olmuştu. Acı bir karardır. Mecburdular aldılar. Siz olsanız ne yapardınız? Ben onu söylemek istiyordum. Beni böyle öyle bir pozisyona sokuyorsunuz ki... Hayır ama karara karşıysanız cevap vermeniz lazım. Şunu izin verirseniz vereceğim. Buyurun. 100 yıl sonra, neredeyse 100 yıl sonra rahat bir koltukta oturup yaptıkları hatalıydı. İşte çok yanlıştı demek tabii ki çok kolay. Tabii. Ve anakronistik hatalara da düşmek istemiyorum. Yani zamansal anlamda bugünün gözüyle bakıp geçmişe bakıp farklı bir şekilde yorumlamak da her zaman tehlikelidir. Belli konjonktürlerde belli kararlar verilir. Buna da katılıyorum. Dolayısıyla tabii ki ben böyle ukala bir şekilde bu yanlıştı, bu kolaydı demek tabii ki çok zor. Ben sadece sürekli şunu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir zihniyet vardır ve bu dünya tarihinde çoğu devlet için ve çoğu millet için geçerlidir. Bu gerekiyordu, dolayısıyla bu yapıldı. Şimdi bu gerekliydi, yapıldı derseniz o zaman bir sürü yani katliamda, soykırımda gerekli, gereksiz bir efendim, sürü... Efendim soykırım değil ki bu. Hayır, ya. Ben bir sürü millet, birçok devlet için söylüyorum. Sadece bu Ermeni meselesinde Ermeni meselesi için demiyorum. Birçok şeyi böyle açıklarsınız. O tehlikeli bir bakış açısıdır. Yani devlet şu, devletin ekonomik anlamda çok büyük bir tehlike altındaydı. Dolayısıyla şunu yapmak zorundaydı. Ya da askeri anlamda efendim, tehlike altındaydı, bunu yapmak zorundaydı. Yani bu siz olsanız o durumda 24 Nisan günü ordu dağılmak üzere, Van'da bir devlet kurulmak üzere. Topraklarımız Van yakılmış. Yakılmış, işgal edilmiş. Devlet kurmak üzereler. Anadolu'nun birçok yerinde isyan var. Ve bir tür çeşit iç savaş var. Ve siz iç savaşın mazlumusunuz. Ne yapardınız? Yorum yapmayın. Şunu yapardım deyin diyebiliyorsanız. Diyemiyorum. Ha bitti. O zaman eleştirmeyin karşılığında. Ama şunu söylemem gerekiyor.
Yani ben nasıl bunun cevabını verebilirim? Beni öyle bir pozisyona sokuyorsunuz suçlar, suçlayabiliyorsunuz. Suçlamıyorum. Ben diyorum ki sizin dediğiniz gibi çok acı bir karardı, çok zor bir karardı. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu kararı vermek bir grup insanı bir yerden bir yere göndermek demek, aslında onları ölüme göndermek de demek aynı zamanda. Hayır. Evet, hayır, öyle. Değil. Evet, bakın, öyle. Bu insanların çoğunun yolda birkaç tane jandarma vererek bu insanlara... Birkaç tane değil. Bir dakika müsaade eder misin? Size bir şey söyleyeyim. Yani bunu söylemem ayıp olacak. Kendimi methetmek gibi olacak ama Talat Paşa'nın ev hakkını ben yayınladım. Evet. Bu, şurada i̇şte şurada görüyorsunuz. Ve yayınladığı için de bazı çevreler tarafından ihanetle suçlandı. Onu hiçbir tarafa yaranamadım. Ne bizim tarihçilere ve ne karşı tarafa. Çünkü hiçbirine tahmin etmediği bir sayı yayınladım. Ve bunu da özür dileyerek söyleyeyim. Bu cesaret işiydi bunu yayınlamak. Evet. Ama şunu da çok açık ifade edeyim. Eğer Talat Paşa'nın 20 küsur senede bende olan belgelerinde veyahut şimdi bizi seyrediyorsa torunu sevgili Ayşegül'ün bana daha sonradan 4 sene önce evde bulup verdiği belgelerde şunları öldürün, bunları kesin, işte şunları kıtal uğratın diye bir müsaade edin. Değil. Bir belge çıksaydı onu da yayınlardı. Yok, çünkü maksadı tehcirin bu değildir. Tehcir kanunu ismi nedir biliyor musunuz? Kanunu muvakkat, geçici kanundur. Ama 1915'in şartlarını düşünün. Nisan, Anadolu'nun bir kısmı hala kar altında. Gidiyor da fakat yok başka çareleri. Fakat Erhan anlatır onu. Her türlü tedbir alınmış ama o hadiseden, yani tehcirden diyelim ki 3 ay önce Kayseri'de bir Ermeni çetesi Ahmet Ağa askerdeyken veyahut kasabaya indiği vakit köyüne saldırmış, karısını kızını öldürmüş. O Ermeni vatandaşları, Ermeni tebaa tehcir edilirken hiçbir kuvvet Ahmet Ağa'nın onun üzerine o gidenlere saldırıp karısının, kızının intikamını almaya çalışmasını engelleyemezdi. Mesele budur. Ve ben senelerdir şunu söylüyorum. Bu mesele bitmez. Bitmez. Çünkü psikolojik tarafı vardır işinin. Ne Ermeni tarafına 1915'te yaşananları unutturabilirsiniz. Ne de oradaki Türk tarafına Ermeniler tarafından yapılan zulmü unutturabilirsiniz. Evet. İster kapı açasın, ister ticaret, şu bu bilmem ne. Ne yaparsanız yapın, ne orası anayasasını veya görüşünü değiştirir, ne bizi değiştirir. Evet. Sadece geçici, cicimaylığıdır, böyle tebessümlerdir, bunlardır şu anda yapılan. Hiçbir şekilde bunu temizleyemezsiniz. Bu sonsuza kadar gidecek. Şeyi söyle. Ölü sayısı belli değil. Evet. Bilmiyoruz. İki tarafta da. İki tarafta da belli değil. Kimse bunu ortaya çıkartamaz. Tahminler yapılabilir sadece. Ve Türk tarafının tahminini yapmak daha zor. Maalesef. Şeyi söyleyelim. Yalnız yani, bu Ermenilere karşı bir hadise yani değil. Yani ya şimdi, ben zaten soykırım demiyorum. Soykırım falan değil. Hayır bir dakika. Bakın, ama bir dakika. Şu pozisyonda olmak istemiyorum. Yok yok bir dakika. Ben bir şey diyeceğim. Ama konuşturuyorsunuz ki. Hayır, bir dakika. Şimdi bu tehcir, daha doğrusu o dönemin ismiyle sevki isken, sürgün, Osmanlı'nın daha önceden uyguladığı bir politika. Bunu biz 1915'te uygulamıyoruz. Devlet, güvenliği tehdit eden her türlü unsuru, topluluğu sürüyor. Daha önce kimi sürüyor? Türk aşiretlerini sürüyor. Ne yapıyor? Anadolu'da isyan eden, isyan değil de huzuru bozan aşiretleri götürüyor, Suriye'ye, Rakka'ya vesaire yerleştiriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yalnız Ermeniler tehcir edilmiyor, bakın. 250 bin ile 300 bin arasında Ege'den ve Karadeniz'den Rum tehcir ediliyor. Evet. 60 bin civarında Arap Medine'den ve diğer yerlerden Anadolu'ya sürülüyor. Özellikle Suriye'den. Lübnan'da 3-4 bin civarında Yahudi düşman güçleriyle haberleştikleri için Cemal Paşa tarafından içeriye sürülüyor. Çok ilginç bir şey. Toroslar'da huzuru bozan 8-10 bin civarında Türk de tehcir ediliyor. Güneydoğu'da huzursuzluk çıkaran Kürt aşiretleri de sürülüyor. Yani bu Ermeniye, Rum'a, devlet Araba, politikası. Devlet politikası. Çünkü savaş, huzur ortamı olması. Yani burada Ermenilere karşı yapılan bir şey tamam, değil bu. Ben yani de, devletin alışkanlığı ya, değil bu. Sürelim edelim ya yapalım ben, diye. Bir dakika. Yani siz sürekli tamam çok güzel konuşuyorsunuz ve söylediğiniz çoğu şeye katılıyorum. Ama şunu söylemem lazım. Ben baştan beri bu Ermenilere karşı yapılan bir katliamdır ya da bu... Bir devletin başka bir devlete soykırımıdır demiyorum. Soykırım kelimesi deminden beri Gündüz Aktan'ı ismini telaffuz etmemin nedeni ben Gündüz Aktan'ın kullandığı çok burada iki taraftan da dokümanlar var, kriptolar var. Bu dokümanlarda
iki tarafı gösterip en sonunda şu kitabı gösterin isterseniz. Evet. En sonunda da ben bunu soykırım olarak kabul etmiyorum. Çünkü soykırım mesela 1948 evet. Avrupa yani United Nations Birleşmiş Milletler soykırım şeyleri vardır. Sözleşmesi vardır. Evet. Sözleşmesi vardır. Ya da ondan sonra bu Roma'da yapılan şeyler vardır. Koşullar vardır. Bazı anlamlarda uyar, bazı anlamlarda uymaz. Her ülkeye göre değişir. Şu anda bile inanılmaz bir çamur olmuş vaziyettedir. Belli ülkelere karşı kullanılır, belli ülkelere karşı kullanılmaz. Bunların bizim sürekli aleyhimizde, bize karşı kullanıldığını da kabul ediyorum ve inanılmaz bir demin dediğim gibi çifte standart olduğunu da kabul ediyorum. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yaşanılanlar gerçekten çok trajik ve herkes tabii ki söylüyor onu. Ya söylüyor ama ondan sonra da bu söylüyor ama ortak acı değil diyoruz. Ortak acı, bakın ben de söylüyorum ortak acı değildir. Yani işte, bakın bir insana Allah göstermesin annesi veya babası ölürse o acıyı o yaşar. Dışarıdaki bir insanın aynı acıyı hissetmesinin imkanı yoktur. Pelin Hanım, tarihin en büyük bozgunlarından birini biz Rumeli'de yaşadık. Evet. Balkan Savaşı sonrası. Evet. Yüz binlerce, milyonun üzerindedir şey. Tabii. Göçmen gelmiştir. Evet. Bir o kadar orada can vermiştir. Siz bugün Bulgaristan'da, Karadağ'da, Yunanistan'da bir yerde ah zavallı Türkler ortak acı hissediyoruz diye bir laf duydunuz mu? Biz de abuk subuk çevrelerin çıkarttığı bir laftı. Ha şey diyen de yok. Türklerle Rumlar ne güzel Selanik'te yaşıyordu. Türkler gitti, Selanik'in düzeni bozuldu diyorlar. Öyle bir şey demiyorlar. Duydunuz mu orada? Bunu da ben sorun ediyorum. Bunu da sorun ediyorum. O zaman niçin biz hep şey yapıyoruz? Biz... Şunu hiç düşünmüyor musunuz? Hayır, saflık değil. Şunu hiç düşünmüyor musunuz? Keşke saf mıyız biz ya? Keşke onlar da yapsaydı demiyor musunuz? Yani karşı tarafta mesela biliyorsunuz bizde 100 tane aydın bir hani özür dileriz diye bir kampanya başlattılar ya. Hemen akabinde Ermenistan'dakiler de biz de özür diliyoruz diye bir bildiri yayınladılar biliyor musunuz? Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Oradaki o milletvekili, o partiliği kullanmayın. O bakın yarınki bugünkü gazetede bu biz. Evet. Bu son derece bunu önemli. Yani çok önemlidir bu demek. Evet. Taşnak Partisi'nin genel başkanı. Ermenistan'da arkadaş yapmış röportajı. Türk elitler halkı soykırıma alıştırıyor. Bu dediği maalesef doğru. Evet. O imzacıların falan yaptıkları bu. Yani böyle şey bakın olmaz. Ben bunu 2005 son bakın 2005'ten itibaren şöyle bir politik izlemeye başladı. Keşke bütün ülkeler soykırımlarını ya da yaptıkları şeyleri kabul etse bütün ülkeler. Ermeniler yani Türklere yaptıklarını. Soykırım kelimesi soykırım kelimesini bir tarafa bırakalım. Tamam. Çünkü dediğim gibi çok tartışılır. Ama keşke yaptıkları şeyleri Ermeniler Türklere yaptıklarını, Türkler Ermenileri yaptıklarını. Kabul edilse keşke en azından bir ileriye adım olacak. Hiçbir şey olmaz efendim. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Sonsuza dek kavga etmeye ve birbirimize karşı çünkü düşman olmaya devam edelim. İki üç tane entelektüel olduğu söylenen kişi kabul eder bunu. Hayır, ne olur devlet biliyor musun? Devlet hiçbir kabul etmez. Klasik entelektüel. Kabul etmek demek. Entelektüel bakış. Benim dedem. Benim dedem. Öyle. Bizim enteller böyle bunu ortaya koyuyor. Ama bak koyuyor, çok güzel dediniz entel. Entel evet doğru entel. Çok güzel entel. Entelektüel değil. Evet. Hayır ya mesele şu. Sonsuza dek biz düşman kalalım. Efendim yani ya ifrat ya tefrit sizde. Hayır ama yani sonsuza dek düşman kalalım. Siz başta dediniz şunu söylediniz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. O acılar unutulmayacak. Bir dakika değiştirmeyelim demedim ama. Değişmeyecek. Değişmeyecek dedim. Reel politiği söylüyor. Değişmez dedim. Keşke değişse. Keşke değişse. Ya bakın ben ama açık. Böyle değişmez. Ben açık ve kalkacak adam ben özür diliyorum diyecek. Kimden vekalet aldın özür diliyorsun sen? Hiç. Ve neden özür diliyorsun? Bakınız benim dediğim her tarafın bir şekilde oturup müzakere etmesi, konuşması, diyalogları açık olması. Ya müzakere Ermeniler oturmuyorlar. Şartlar konduğu oturmuyorlar. İşte soykırımı tanı ondan sonra konuşurum diyor. Biliyorum. Bunu ben de sorun ediyorum. Yani şimdi burada denecek bir şey var denilmiyor televizyonda denildiği için. Yani ne demek soykırımı tanı? Mesele şu ben açık ve net söyleyeyim. Ermeniler şunu fark ettiler. Biz dünyada hangi ülkeye, hangi parlamentoya ne kabul ettirsek ettirelim. Türk halkına bunu kabul ettirmedikten sonra politikamızda başarıya ulaşamayız. Onun için Türkiye'deki bazı entel ve dantelleri kullanarak 2005'ten itibaren sen de yani entel. Hayır evet öyle. 2005'ten bakın, itibaren olsun. Gerçekten yazıklar olsun. 2005'ten itibaren yazıklar olsun dediler sana. Evet mesela, diyorum. Entel yani böyle bu kadar 2005'ten itibaren bakın Türkiye'de
Neyse şimdi bir şey deneyeceğim, burada denmiyor. İşsiz solcular iş buldular şu anda Türkiye'de. Evet. Yani yapılan bu. Komünizm çökünce işsiz kaldılardı, şimdi işleri bu. Ve şu... Tüm delikler halkı soykırıma alıştı. Hayır, ayıp etmiyorum, düşüncelerimi söylüyorum. Bu benim düşüncem. Yani Türk halkını işte bu gazetenin manşetine alıştırıyorlar. Ben bunu 3-4 sene önce, hayır 2005'te söylemiştim. Türk halkına biz Ermenileri kestik diye bir zırvayı kabul ettiremedikten sonra bir işe ulaşamayacaklarını fark ettiler. Sizin dedeniz katil, kabul edin diyorlar. Evet. Burada mesele şudur. Türkiye'de bizim milletimizin peki, de bir özü... olamaz mı? Sizin dedeniz katil, bizim dedemiz de katil. Olamaz mı? Benim dedem katil değil. Kusura bakmayın. Ben siz... Yani niye demagoji yapıyorsunuz burada? Ya öyle biliyorsunuz ki siz benim dedemi ne hakkında katillikle suçlarsınız. Hayır, siz... Yani biraz önce Erhan'ın söylediğini duymadınız mı? Şimdi diyor ki karşı taraf böyle diyor. Ama benim dediğim karşı taraf böyle diyor. Kendi dedesinin de yaptığını kabul etsin ve böyle bir müzakere olsun. Çok size çok naif geliyor belki. Ya, bakın, ama ben bu tür böyle bir bakış açısı gelişmedikçe hiçbir yere gidilmeyeceğini bakın, düşünüyorum. Bakın şimdi senelerde bizim şöyle bir şey vardır. Ders ne kadar iyi niyetlisiniz. Evet, ders kitapları. İyi niyetli olmadan bakın, hiçbir şey bakın, değişmez. Şu, ben bunu 95'te ilk gazetede yayınlamıştım. Bu Talat Paşa'nın o meşhur defteri. Kara Kapılı Defteri diye. Sonra kitap yaptığım şeyin temeli budur. Bir bölümünü ben... Yani şunu gösterelim. Oops. Yok gerek yok, gerek yok. Reklam yapmak. Hayır, reklam yapmak değil ama o kitabın bu kitapta... Hepsi bu değil, başka şeyler de var şimdi. Şey kitabın şudur, içine bulundu. Talat Paşa'nın defterinin orijinali budur. Şöyle tutalım bakın ne kadar ince yazılmış. Evet. Başka bir şeye gelmek için söylüyorum. Şunu mesela, bu el çizimi bunların hepsi. Talat Paşa'nın kendi el çizimi. Hayır, hayır, hayır. Yanındaki bir görevli. Fakat o kitapla yayınladığım nihai sayı Talat Paşa'nın el yazısıdır. Şunlar. Ben bunu yayınladığım vakit hiç yorum yapmadım. Talat Paşa bunları yazıyor diye. Niye yorum yapmadınız diyorlar bu sefer? Niye yorum yapmadınız diyorlar. Onu söyleyenler de tarih okumamışlar. Şeyin kitapları sadece belgedir, yorum yoktur. Ömer Lütfü Barkın'ın en kıymetli kaynaklarıdır. Evet. Neyse. Bunu ben gazetede yayınladığım vakit bugün Ermeni diasporasının yanında sözcülük eden Türklerden ne mesajlar aldım biliyor musunuz? Eline sağlık. İşte... Bilmem neredeki katliam sayılarını da yayınlasana. Edirne'ye gidiyorlar. Ha sen kardeşim kime çalışıyorsun? Şeyini. Ne demek bu? Size haini dini devlet zannettiler galiba. Yani bunu ben yayınlayınca. Ben sadece şunun için yaptım bunu söyleyeyim onu da. Ben gençliğimden beri önce Asala vardı. Sonra bu tartışmada ya bıktım. Bizden sonraki nesil artık bunu şey yapmasın. Belki bir asgari müşterekte anlaşılır. Şeyden. Bakın anlaşılır. Size ama bir şey söylemek istiyorum. Yani şey şu sizin o... görüşlerini yakın bulduğunuz kişiler şu katliam şeyini de açıklasana. Şunu da bize versene. Satıyor mu mesajları hala ben? Şeyleri. Maksat bu. Yani bunlar bir şeye çalışmıyorlar. Bir konsensüs yani tarihi bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar. Sözcülük yapıyorlar. Ve bu kadar ucuz bir iş. Kürsü sahibi oldu birçok kişi ya. Şimdi, yani bakın 20 sene önce geldiler bizim üniversiteye. Ben gidememiştim. Bizim arkadaşlar toplantı yaptılar. İşte bilmem ne fonundan desteğimiz var. Türkiye'deki azınlıkları çalışalım. Bizim arkadaşlar da hangisini çalışalım dediler. İşte şeyde Ermenilerden başladım. Yok dedi evet. Bizimkiler mahsus. Rumlardan başladım. Yok Ermenilerden başladım. Sonra bir baktık. Bunlar çarşaf çarşaf kitap yayınlıyor. Bakın. Türkiye'de Ermeni tezleriyle ilgili yayınlanan kitaplara bakın. Birçok yayın evinden çıktı. Ermenistan'da bir tane Türk lehine kitap yayınlasanız. Gebertirler. Bakın bir şey göstereyim de size. Şu, hatta seyircilerimiz de görsünler, bu tehcir sonrası nihai listedir. O işte hep konuşulan, kıyamet kopartan, hani New York Times yazdığı kitabı falan filan budur. Yani 1.256.403 Ermeni'den işte 284.157'si var diyor. Bu Talat Paşa'nın el yazısıdır. Ermeni konusunda diasporanın görüşlerini yansıtan, o görüşü savunan, efendim... Sizin şeyinizde pro-Armenian veya entelektüel... Pro-Armenian, ya bunu kabul etmiyorum ben. Ben iki tarafında... Bir dakika oraya geleceğim. Size demiyor. Size demiyorum. Anlıyorum. Buna pro-Armenian diyor yani Ermeni'yi anlasılıyor bu görüşler. Hiçbiri şunu okuyacak bilgiye sahip değildir. Okuyamazlar. Diaspora ne yazıyor? Tercüme edip isimleriyle koyarlar. Hiçbiri ne arşivde çalışmıştır ne bir yerde. Ha, arşivde çalışmaları bir şey getirir miydi getirmez miydi o tartışılır. Çünkü sevk defterleri ortada yokken
arşivde ne yapacaksınız? Şey çok güzel. Size mail attılar ya, arşiv, biz de arşivde çalışıyoruz. Birisi bana mail atmış, biz de arşivde çalışıyoruz diyor. Rica ettim arkadaşlardan. 1978'de gitmiş kadın hakları ile ilgili bir belge almış. Ermeni yanlı, Ermeni şeylerini destekleyen birisiydi. Şunu okumaktan acizdirler. Neyi yapacaklar? Bu iş belgeyle okuma bilerek ederek olur. Oturacak San Francisco'da veya Los Angeles'ta ne yazıldıysa onu kopya edecek. Evet haklıdır onlar, katil Türkler. Hayır efendim böyle değil mesele. O kadar ucuz değil. Ya, tabii ki o kadar ucuz değil. Yani takdir edersiniz ki ben sadece bir tarafın görüşünü savunmuyorum burada. Benim dediğimi yani şimdi şey gibi papağan gibi tekrarlamayın. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi son bir iki yıl önce biliyorsunuz Hrant Dink'i kaybettik. Evet. Ve Hrant Dink bir yazısında işte Ermenilerin yani çoğu Ermeninin bütün varlığının ve bütün varoluş sisteminin bu söylev üzerine kurulduğunu ve bundan kurtulması gerektiğini yazıyordu son zamanlarında. Ama o yüzden adamcağız öldürüldü. Ve o yüzden adamcağız öldürüldü. Şimdi ben biliyorsunuz aslında tarih okumuş olabilirim ama asıl konum edebiyat. Ve edebiyatta Ermeni edebiyatını da takip etmeye çalışıyorum. Ermeniniz var mı? Yok. Çevirileri okuyorum. Edebi olarak okuyorum. Yani bu hani sadece Saroyanlar bilmem ne değil. Son dönem yazılan vesaire. Şimdi mesela çoğu Ermeni hikayecisine, romancısına bakıyorsunuz ve çoğunda bu şey figürü vardır. Anlatıcı anneanne figürü. Çünkü üçüncü jenerasyon... Anneanne mi, anneanne mi? Anneanne. Yani Rant bu mater. Magna Mater. Ha Magna Mater. Figürü diyelim buna. Yani böyle neredeyse Orta Doğu kültürlerindeki o anaç, evet, bilge, anne figürü. Şimdi bakıyorsunuz üçüncü jenerasyon... Bu Osmanlı döneminde yaşananları görmemişler bile. Sanki o gün yaşamışlar gibi bir şeyler anlatıyorlar. Ve bu neredeyse bir bazı mesela soykırım söylemlerine... Destan odur ama. Söylemlerine destan odur. Katılanlar mesela şey söylüyorlar. Biz yaşamamışsak bile bu travma devam edecektir. Sonsuza dek devam edecektir. Ben onu söylüyorum. Şimdi bu hikayelere bakıyorsunuz sürekli bir yapılan zulümler bir yerden hortluyor. Bu tarafta demin siz diyordunuz Erzurum'dan bir mail gelmiş diye. Orada yaşananları Türkler gelin bir görün diye. Çok dağıldı, toparlayamıyorum. Söyledim. Toparlayayım, pardon. Bütün varoluşunuzu bu soykırım ya da sözde soykırım, bu katliamlar ya da sözde katliamlar, bunların üstüne kurarsanız ki diaspora evet mesela Fransa'da bu anlamda inanılmaz... İnanılmaz sonuç. Sert. İki tarafa da olan mesela bütün Ermenilere ve Türklere oluyor. Ve benim derdim bunların açıkça konuşuluyor olabilmesi. Efendim, aslında açıkça konuşuluyor daha ne? Çok mutluyum bu anlamda. Efendim, konuşuluyor olduğuna mutluyum ama... Türkiye'de Ermeni tezlerini destekler mahiyetteki kitapların tam tersi. Türk görüşünü destekleyen bir kitap Ermenistan'a yayınlansaydı... O kitabı yazan, affedersin, oyalar oldu, öldürüle gitmiş. Budur, bu kadar basittir. Yani bu kadar o şeylere takılmayın. Yani dünyada da biz de işsiz, bizim ülke kadar adam... demokrat bir ülke bulacağınızı yoktur. Zannetmiyorum yani. Yoktur. 301 demokratlık ne peki? Mı? Hayır yani. Ha, 301'i açıklayın o zaman. Kim mahkum oldu? Nasıl hiç. Kim mahkum oldu? Bu konuyu söyleyenlerden hangisi mahkum oldu? Ya davalar devam ediyor. Yok, çoğu insan daha... Çoğunlar beraat etti. Beraat ettiler. Yani yok, 100 bin şu kadar Ermeni şu kadar Kürt öldürülmüştü diyen beraat etti. Zesor'un Fransa'da etmezdi. Ya bugün yok şunu söylemek... Fransız kanuna göre etmezdi. Şunu açık ve net olarak söylemek lazım. Berat Hüseyin'i unutmayın veya şeyi. Türkiye, Türkiye'yi gazetede söylendiği gibi alıştırmaya çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Ya, neden başaramayacaklar? Bu Habertürk'ün manşetinde bugün çıkan yani cumartesi gün çıkan haber bu Ermeni meselesiyle ilgili olarak son yıllarda yayınlanan en önemli haber. Tabii bence. Bütün iş o ya. Budur. Türk elitler diyor, halka alıştırıyorlar diyor. Bu bir gün yani bunu halka alıştırıyorlar. Ben onu fark ettim yani 2005'te onu televizyon programında da söyledik. Türk halkına bunu iddialarını kabul ettirmedikten sonra yapacakları hiçbir şey yok. Biz 5 adım atsak bile onlar bir adım atmazlar. Çünkü Ermeni kimliğinin var olmasını soykırım temeline bağlamışlar.
Biliyor Fransa'da musunuz? Ermeni... Keşke bütün elitler, dünyanın çapındaki bütün elitler bizim Türk elitlerimiz gibi onlar olsaydı. Onlar elit falan değil ya. Hayır, siz çünkü bunları onlar böyle entel dantel bilmem ne diye evet, aşağılıyorsunuz. Ama keşke Fransa'da bizde olduğu kadar böyle insanlar olsaydı da Cezayir'de yapılanları ya da Kongo'da yapılanlar. Size keşke aynı şey yapılsaydı. Fransa'daki entelektüelleri bilirsiniz entelektüellerini. Avrupa'nın, Amerika'nın. Kültürün her şeyini diyor. Bizim hangisi şunu okuyor Allah aşkına konuşturmayın şimdi beni. Eski Türkçe. 80 sene önce çıkmış kitabı okuyamayan adama ben entelektüel demem cahil derim. Kusura bakmayın. Bakın. Buna ben cahil derim. Bunu bilecek kardeşim. Entelektüel ben hep söylediğim şudur. Türkiye'de entelektüelliğin şartı eski Türkçeyi okumaktır. Hadi yazamayabilir. Yazma şartı koymuyorum. Şunu okuyacak. Tercümeden yarım yamalak Türkçe'ye çevrilmiş, berbat edilmiş metinlerden veya onun bunun dediğini şey yapmaktan alıntılayıp kendi malıymış gibi satmakla entelektüel olmaz. Bunu okuyacak. Bu devletin aleyhinde olabilirsin kitabı. Bu kitabı yönetebilir de sokabilirsin. Ama 1916'da Ermeni meselesiyle ilgili olarak çıkarttığı kitaptır meşhur. Tekrar söylüyorum. Bu kitabı okuyamayan adam Ermeni konusunda laf edemez. Mesele budur. Hiç bunu entelektüel göstermeyin. Bundan 80 sene önce çıkmış kitabını okumaktan aciz adama ben entelektüel demem. Cahildir. Mesele budur. Ben bu okumak yazmak konusunda sizde her zaman hemfikir olduğumu söylüyorum. O zaman bunu entelektüel demeyin. Hayır, ben şunu söylüyorum. Entelektüel sadece... Siz niye eski Türkçe'ye çalışıyorsunuz? Bazen eski yazı kitapları alıyorsunuz. Entelektüel olmak istiyorsunuz. Ve entelektüelsiniz. Niye bunlar yapamıyorlar? Bakın, deminden beri bir felsefeden bahsediyoruz. Kendi milletine mi hizmet eder, başka milletine hizmet eder. Böyle saçma şey olur mu ya? Bana göre en önemli şey bu. Türkiye'de abuk subuk bir hale geldik biz. Şeylerden. Yani, siz iyi olanları görmüyorsunuz ama siz sadece bir perspektiften bakın. Şunu okuyamayana ben entelektüel bu işi biliyor demem. Bilmesine imkan yoktu. Ya karşı çıktığı için İlber Hoca'yı demediklerini bırakmadılar ya. Böyle bir şey olur mu? İlber Hoca safını seçmiş. Böyle İlber Hoca soykırım diye bir şey söz konusu değildir dedi. Ki onların hepsini toplasanız bir İlber Hoca'nın tırnağı etmez. Ya biz ya birbirimizi dinlemiyoruz şu anda. Hayır bakın. Ama entelektüel şu bu yani bakın, temel şey bu. Entelektüel tanımlarımızı bir ayrı yaparız. Her entelektüel bir tek tanım olur. Kültürünü bilecek şarttır bu. Bilecek. Yani bundan. Bilecek. Ne diyorsunuz 40 sene önceki gazetedeki makaleyi anlamıyor bu adamların çoğu ya. Sorun demin, şu. Felsefeyi laflar ediyorlar ama. Aa felsefe lafı bol. Demin dediğimi demeye çalıştığımı izin verirseniz bitireyim. Buyurun. Biz dünyada olup bitenlere bakarken keşke şu millet şunu kabul etse ya da keşke şu millet burada hata yaptığını kabullenip de su yüzeyine çıksa diyoruz, öyle değil mi? Kime? Kimin için? Değişik mi? Mesela Irak'ta olanlar için şu anda kimse bir şey, hiçbir ülke bir şey söyleyemiyor. Hiçbir kimse bir şey söyleyemiyor. Son biliyorsunuz Irak'ta yapılan bu kitle imha silahlarının düzmece belgelerle çıktığı kabul edildi. Ayanmayan ortaya çıktı, öyle değil mi? Tabii. Ama şu anda orada ölen 1-1,5 milyon insanın ölümünün hesabını soramıyor. Küçük ne böyle alakası var bunun? Şöyle alakası var. Şimdi ben takdir edersiniz ki sadece baştan beri şunu söylüyorum. Taraf tutan bir insan olarak değil, hümanist bir insan olarak tarihte çok feci şeyler yaşanmıştır diyorum. İki tarafta da bu ülke için yaşanmıştır, bu Ermeni ve Türk meselesinde. Keza deminden beri size 1000 tane örnek, buraya 3 sayfalık örnek çıkarttım. Ne? Değişik, Almanların Horero kabilesine yaptıkları şu andaki Namibya'da mesela. Evet. Ya da 1960'larda Nijerya petrollerine göz diken işte Fransız Belçika hükümetinin yaptıkları. Şu anda Fransız hükümeti bunlarla ilgili bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. Oradaki belli entelektüel gruplar bununla ilgili bir şey yapılsın diyor mu? Bazıları diyor, bazıları demiyor. Şimdi bazıları bunu... Şunu söylüyorum. Burada bazı insanlar bu orada acı yaşandı deyince bunları vatan haini olarak ilan etmek bana çok... Hayır ben vatan haini ilan etmiyorum. Size... Aptal ilan ediyorum. Siz... Vatan haini yani... ilan etmiyorum. Ve cahil ilan ediyorum. Ben işte... Yani cahil ilan ediyorum. Orada farklı bakıyoruz. Hayır bakın... Hiçbiri bunların o zaman devlet ne yapılırdı sorusunun cevabını veremiyor hanımefendi. Tamam... Tehcir olmasaydı. Ne, sen olsan, bakın size de aynı soruyu ben demin sordum. Hiçbiri bu sorunun cevabını veremiyor bana. Ne yapılacaktı? Kan gövdeyi götürüyor Anadolu'da. Ben bunun doğru bir soru olduğunu düşünmüyorum. Sorun orada. Efendim, niye biliyor musunuz? Hayır, o kadar felsefe yapmayın. Nasıl felsefe yapmayın? Doğru soru değil. Ben doğru soru olmadığını niye... Hadise bu.
Halbuki bu da bakın siz şuna bağlıyorsunuz çünkü devletin başka bir şey yoktu, opsiyonu yoktu. Dolayısıyla bu yapılmıştı. Çünkü kendi ya bir de ne yapıldı? Hayır, bakın, yapılan şu. Biz alıp Ermenilere katletmiyoruz. Biz Ermenileri bir yerden bir yere naklediyoruz. Naklettiğimiz yer de kendi topraklarımız. Ve oradaki evet, mesela oradaki Ermenilerin tehcir edilen hepsi de Suriye, Irak'a, Lübnan'a gitmiyor. Anadolu'nun içinde yer değiştiriyor bir kısmı. Evet, şimdi, demin söylediğiniz gibi kendi milletine yani, de farklı Türklere de farklı gruplara da bunu Türk'ü yapıyor. Sürmüş. Tamam. Tamam, ben burada karşı çıkmıyorum. Tamam. Ben buna demiyorum. Jenosit de demiyorum. Ben bu deseydiniz bari. Demiyorum. Zaten ama şimdi ama şunu yeni moda şey, jenosit demiyorlar. Büyük kıtal, küçük kıtal diyorlar. Ha. Adana'ya küçük kıtal diyorlar. Tehcir'e büyük kıtal diyorlar. Ama kıtal soykırım demek değildir. Yani işte soykırım diyemedik. Karşı mukatele yani. Kıtal mı mukatele mi? Kıtal diyorlar. Kıtal tek taraflı olur. Mukatele çift taraflıdır ama. Ha, ben bunu ama niye jenosit demiyorum? Dememin nedeni jenosit kavramının bu kadar karma karışık ve ülkeden ülkeye, toplumdan topluma herkesi değiştirdiği için. Yani biliyorsunuz Bosna Hersek'te olanlar 6000 kişi oldu orada mesela. O jenosit olarak kabul edildi. Ama kimi işte şeylere göre, anlaşmalara göre bu jenosit olamaz. Çünkü böyle bir rakam. Rakamlar değişiyor bazı insan. Ya bunlar efendim, çok muğlak. Efendim oradaki aynı şey değil. Aynı şey elmayla demiyorum. Elmayla avutu toplamayın. Hayır. Murat Bey dinlemiyorsunuz beni. Aynı şey demiyorum ama demeye çalıştım. Sayılar, değişik işte kategorilere göre bu soykırımdır, bu değildir. Her ülke ve neredeyse Birleşmiş Milletler'in içinde bir bin türlü görüş var. Dolayısıyla burada bu soykırımdı değildi ya da şu rakamdı, bu rakamdı diye tartışmak bana göre zaten başlı başına çıkmaz mesela sokağa girmek. Benim dediğim yani ileriye doğru gidilecekse bir barışa doğru bir adım atılacaksa bu milletler birbirine karşı bir, doğru dürüst bir diyalog haline girecekse ki benim en büyük girmez. Hayalim bu. İşte efendim diyalog kurulsun diye dedelerimize geçmişimize küfredemeyiz biz. Küfür etmek mi? Evet efendim. Benim dediğim iki tarafı özür dilemek onları suçlamaktır. Onların özür dilemesi peki? O taraftan da özür dileyenler var biliyorsunuz. Ne diye özür diliyorlar ya? Öyle bir şey yani nasıl ne diye biz nasıl? Biz öldürülen Türklere öldür yani biz Erzurum'da olanlara, Van'da olanlara özür diliyorlar mesela. Dilemiyorlar. Ve işi ben size iki tane örnek vereceğim. Bir. Dileyenler var. Hayır, çok basit. Stanford Çağ'ın evi niye bombalanmıştı? Toprağı bol olsun. Stanford Çağ'ın evi niye bombalanmıştı? Ermeni çalışıyor. Ben size çok ilginç bir şey de anlatayım. Şu şeyi anlatsana. Neyi? Ermenice çalışan arkadaşı. Bizim bir arkadaş. Bakın bunu lütfen iyi dinleyin ve sevgili seyirciler bu konu Erhan'ın o Ermenci ders alan arkadaş diyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi Erhan Bey'in şimdi anlatacağı konu ne basında yayınlandı, evet, efendim, ne gazetelerde bir yerde çıktı. Çok güzel bir örnektir. Evet. Ve lütfen biz işte kestik ettik hain dedelerimiz falan filan diyenler bu konuyu iyi dinlesinler. Şimdi Esat Uras'ın kitabını söyledi Murat Bey biraz önce. Evet, Esat gösterdi. Bey papaz okullarında falan okumuş. Çok iyi Ermenice öğrenmiş ve Ermeni kaynaklarını kullandığı için Ermenilerin çok aleyhine olan bir kitap. Bir arkadaş Ermenice öğrenmek istedi 20-25 yıl önce. Papazların yanına gitti, öğrenmeye çalıştı. İstanbul'da. Daha sonra önüne fotoğraflar attılar. Çeşitli fotoğrafları çekilmiş sağda solda ve şöyle bir şey. Ama nasıl? Çocukları okula giderken evinin içinde. Evinin içinde elma yerken bile çekmişler. Ve dedikleri şu. Siz Ermeni örgütlerini sadece asaladın ibaret zannetmeyin. Bu işte uğraşmayın. Tabii daha sonra gerekli yerlere haber verildi. Ama Türkiye'de çalıştırmıyorlar bir daha. Ermenice öğrenmesini bile çalıştırmadılar. Yani biz de şahit olduğumuz bir hadise. Yani durum bu. Burada diyalog miyalog yok. Burada tek taraflı. Bakın başka bir örnek vereceğim. Bizim yine bazı entellerimiz ders kitaplarımızda düşmanlık ifadelerini çıkaralım dediler. Bir sempozyum yaptılar yıllar önce. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan şeyler geldi, tarihçiler geldi. Bizimkiler çıktılar, ders kitaplarını küfrettiler. Onlardan bir tanesi çıkıp kendi kitabını eleştirmedi. Bir arkadaş da gitti sordu. Ya dedi, hocam dedi, bunlar dedi, hiç dedi kendi kitaplarını eleştirmelerini, onlar tarihçi değil, biz tarihçiyiz. Yani bizde böyle bir kompleks oldu. En güzeli ne biliyor musunuz? Şimdi ya ne kompleksi? Oradaki hayır, özür dileyenlere peki nasıl cevap veriyorsunuz? Neredeki? Ermenistan'da, Erivan'da. Kaç kişi efendim? Yani bizde 100 kişiyse orada da 100 kişi. Burada 40 bin küsur oldu. Evet. Yani 40 bin başlatanlardan bahsediyorum. Dedi? Evet. Size bile özür dilettiler. Ya ayrıca şunu söyleyeyim. Ya benim adımı koymuşlar. Murat Bey'in adını koymuşlar. Ayrıca şunu söyleyeyim. Ya
Ben deminden beri yani gerçekten öyle, kendimi öyle garip bir şeyde hissediyorum ki, konumda hissediyorum. Yok, ki. Konumuz. Ya hayır öyle ama çünkü siz öyle biz şeyler sizi, söylüyorsunuz hayır, ki karşı taraf hata yapıyorsa, mesela bu arkadaşınızdan verdiğiniz örnek bence çok çok içler acısı ve üzücü bir vaka. Yani bu böyle zihniyetler olduğu için zaten ya diyalog olamıyor. Karşı tarafın %99.99'u bu zihniyette. O zaman bunu değiştirmek için uğraşmamız lazım. Ama karşı taraf böyledir diye lekeleyerek ya da ya, onlara kafalı... Biz saf mıyız ya? Saf. Kimse kimseyi lekelemiyor. Yani, ne diyorsunuz? Hayır, mesele şu, bakın. Bütün Ermeniler, yurt dışında diasporadaki Ermeni kimliğini Türkler bizi kesti diye yaşatmışlar. Tamam. Bir bütün, de Pelin Hanım bu para kazanma meselesi. İkincisi şey olmuş, rant kaynağı olmuş. Rant kaynağı da bile. Yani 24 Nisan'da biliyorsunuz. İnternet bir kesim bundan çok iyi para kazanıyorlar. Şimdi bunu bırakır mı adam? Hayır, bugün bu arada bu Yahudi soykırım yani şey için Almanya'da yaşananlardan sonra çok enteresan bir konuşma yapıyorduk. Bir kitaptan bahsediyorduk Kenan Bey'le. Şey kitabın ismi Genocide neydi? Şey soykırım üzerine para kazananlar ya da işte şey yapanlar. Var, rantçılar. Türkiye'de de var. Her yerde vardır tabii. Herhalde bilir. Evet. Her yerde ve vardır. Öyle bakın, öyle saçma sapan araştırmalar yapıldı ki Türkiye'de. O biraz önce bir belge gösterdiniz ya Meclis Büyükelçiliği mazbatasını. Onu yayınlayan yan arkadaşın başına neler geldiğini biliyor musunuz? Biliyorum, anlat. Hanefi Bostan yayınladı. Çok iyi bir tarihçidir. Karadeniz üzerine büyük araştırmalar vardır. Bu Mesut Yılmaz'ın Dışişleri Bakanlığı'ydı. Evet. 80 kaçtı? 6 mı? 7 mi? O sıra ortalık karıştı. Hanefi Bey bunu bir gazetede yayınladı. Manşetten verildi. Arşiv iznini iptal ediyorlardı Hanefi Bey'in, sen niye belge yayınladın diye. Yani bizim tarafımız daha da tuhaf yani. Yani böyle enteresan bir şey. Ya Ermenilerin tehcir edilmesiyle ilgili, Sekre İskan'la ilgili belgeyi yayınladı diye. Başına gelmeyen kalmadı Hanefi abi. Doktora tezini yapamayacaktı. İki, bu şeyin çok öyle komik araştırmalar yapılmış ki. Bakın bir örnek vereceğim. Çok güzel bu. Bu... Çok güzel. Çok güzel. Söylemeden çok güzel. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi'nin 81, 82, 83. sayıları Ermeni meseleleriyle ilgili belgelerdir. Eski yani 20-25 yıl önce yayınlanmıştır. Orada bir belge vardı. 704 bin. İşte mülteci 704 bin kişinin mülteci olduğu söyleniyordu. Bunların Ermeni tehcirinde mülteci olan yani sürülen Ermeni sayısı zannediliyordu. Bizim Süleyman Beyoğlu bunun Müslüman muhacirler olduğunu ortaya çıkardı. Müslüman muhacirleri sürülen Ermeni zannedilmiş senelerce. Kim zannediyor bunu? Daha önceki tarihçide birçok tarihçide vardı. Süleyman efendim? Bunu bir araştırdı. Bir araştırınca çıktı ki ortaya Süleyman Bey, Süleyman Beyoğlu. Ya 704 bin kişi doğudan kaçıp İç Anadolu'ya yerleşen Müslüman sayısı. Yani Türkiye'de de çok komik araştırmalar yapıldı zamanında. Yani, bak, siz deminden beri şunu söylüyorsunuz. Bizim ülkede bu tür görüşleri sunan entel danteller saftır. Entel danteller saftır demiyorum. Yani, biz saf mıyız diyoruz. Biz saf mıyız diyoruz. Yani, biz, diyorsunuz yani, biz genel olarak söylüyoruz. Entel işte, danteller dediğin o kesimin de çok bilgili olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Her neyse. Siz söylediniz zaten ki. Ve benim de sadece son olarak söylemek istediğim bu konuya dair şudur. Keşke, gerçekten keşke herkes o kadar iyi niyetli olsa, saflık olarak algılayabilirsiniz. Niye biz hep iyi niyetli oluyoruz? Keşke herkese örnek olsak. Gerçekten hanımefendi, keşke herkese örnek olsaydık. O şarkı ne güzeldi. Hayal içinde akıp geçti ömrü derbederim. Hayalci olmayı, mazi yaşımda. Hayalperest olmayı tercih ederim. Ya, yeni moda şu çıktı bakın. Ya bunu sürekli moda... Ama bunu kabul etmiyorum. Hayır, gerçekten ya. Yeni moda sanki bir grup insan böyle ne kadar cool böyle olmak, şimdi ne kadar böyle... şey yazılıyor, ders kitabı... İş güç yok, ne yapacaksınız? Ders kitapları barış yok. Fethi Panorama Müzesi yapıldı. Niye savaş anlatılıyor, barış olması herkes lazım? Herkes birbirini doğradı, ne kadar güzel. Onlar Arap ders kitaplarını gördüler mi bunlar? Hiç. Tarih kitaplarını, Türkler hakkında. Ders kitaplarımız çok savaşçı. Niye? O mudur örnek yani? Bu mudur örnek? Ya tek taraflı olmaz, siz diplomat ailesinden mensupsunuz. Yunan dersi karşılıklıdır her şey. Evet. Olur mu? Karşılıklıdır. Ne yapacaksınız? Bu arada devamlı bir konuda mesaj geliyor. Efendim, bilgi seviyesine bakın. Bu Osmanlı suçuymuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlamazmış. Ha, onu da söyleyeyim. Bunu yazan beyefendiler, Lozan Anlaşması'nı alın okuyun lütfen. Girişinde her şeyiyle devamı olduğumuz resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olduğu Lozan'da kabul edilmiştir. Sevr Anlaşması'nın ismi ne de biliyor musunuz? Resmi adı.
Türkiye ile müttefikler arasında barış anlaşmasıdır. Sevr'in resmi adı budur. Osmanlı İmparatorluğu falan filan değildir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bizim kullandığımız resmi isim. Devletin bizdeki resmi adı Osmanlı'dır. Avrupalılar. Avrupa'daki ismi Turkey'dir bu. La Turquie, Türkiye'dir. Sevr Anlaşması'nın resmi adı Türkiye ile müttefikler arasındaki barış anlaşmasıdır. Lozan Anlaşması'nın resmi adı da Türkiye ile müttefikler arasındaki barış anlaşmasıdır. Giriş maddesinde o malum imza temsilciler kısımları vardır. İşte İngiltere'den şu, Fransa'dan şu, Yunanistan'dan şu, Türkiye'den Ekselans'tan şu, İsmet Paşa şeyi falan. Onun altındaki maddeleri okursanız resmen bütün veraseti varis olarak her şeyi kabul ettiğini görürsünüz. Yahu borcunu üstlenmişiz. 92'de mi 93'te mi ne ödedik biz son taksidi? Osmanlı'da öyle 50'ler falan 82. Değildir. Hayır, 90 küsur. 90 küsur. 90 küsurdur. Şeyi. Yani ben kalkıp Japonya'nın veya Hindistan'ın borcunu ödüyor muyum? Kendi devletimin borcunu ödüyorum. Resmen varisi de Türkiye Cumhuriyeti. Ama o şey için kullanıyorlar. Bakın bu haksız değil. Mail atanlar ya, haksız değil. Retroaktif diye bir şey vardır. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim de onu söyleyeyim. O mail atanlar haksız değil. Çünkü Türkiye'deki bu kesim, alıştırmak isteyen kesim, elif geçinen kesim, işte bu Osmanlı'nın suçu kabul etmeyelim. Peki Ermenilerin jargonu ne? 1915-1920 diyorlar katliam. İkinci jargonları şu, Atatürk buna karşıydı. Atatürk yanına hiç iddiatçı almamıştı diyorlar. Bak getirdim. Yani efendim, ikinci jargon da bu. 1915 yılında şunu açık söylemek gerekir. Kimse bunu açıkça söyleyemiyor. 1915'te. O İskan aşağıyı, o dairenin ismi nedir? Aşağıyı İskan ve Muhacirin Müdüriyeti. Yani aşiretler, İskan, Yerleşme ve Muhacirler, Muhaceret Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nda tehcirin organizasyonu oradan yapılmıştır. Yani resmi organizasyon. Asker tarafı çıkmadı orada yani. Burada görevli olan ve tehcir sırasında yönetici olarak Anadolu'da görevli olan üst düzeydeki yani kaymakam, üst mutasarrıf, vali görevlilerin hepsi Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli görev almışlar. Evet. Şeyi söyleyelim. Ya diyorlar ya. Bir dakika şunu şey yapalım. Efendim Atatürk karışmadı diyorlar. Ve tehcire karşıydı. Buyurun. Bunlar Cumhuriyet Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi damgası şurada. Devlet arşivlerinden bazı belgeler. Nusret Bey idam edildi biliyorsunuz. Urfa Mutasarrıfı. Maalesef Nevrut Mustafa Paşa'dan. Evet. Bu divanda haksız yere boğazlayan kaymakamı Kemal Bey, Nusret Bey bunlar idam edilmişlerdir. Ve İngiliz baskısıyla, müttefiklerin baskısıyla Nusret Bey ailesine, altta bakın, Bakanlar Kurulu kararı. Evet. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzası. Asılları devlet arşivindedir. İsmet İnönü, bütün hükümet imzasıyla. Nusret Bey'in ailesine bir ev verdik, bu yetmiyor, şunu da verdik diyor. Şuradaki evi de verdik diyor. Ama ne bu evler biliyor musunuz? Karışmadı diyenlere. Ermenilerden kalan binalar. Evet. Maalesef. Ondan sonra... Efendim, Ermeni komitacıları tarafından şehit edildiler. Ricalden Doktor Reşit Bey. Meşhur Vali Reşit Bey. Hatıralarını getirmiştiniz. Evet. Hatıralarını getirmiştiniz. Geçen hafta getirmiştim. Reşit Bey'in ailesine bir ev verildi diyor. Daha önce. Neredeymiş? Feriköy'de kız okulunda tahta burun yandan metro. Bir Ermeni ailesinden. Buna ilave olarak Fransız mezarlığı bilmem kaç ota yönden şuradan ayrılan şeyde. Oradaki 3005 dükkan ve ayrı bir ev tahsis edilmiş. Gazi Mustafa Kemal imzaları. Buyurun bir diğeri. Ermeni komisyonu tarafı şeyden... Nusret Bey galiba da. Efendim evet. Buyurun. Yani şey var. Boğazlayan hükümet kararı. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey. Ve daha böyle birçok örnek var. Tabii. Nusret Bahattin Şakir'in ailesine. Bahattin Şakir'in ailesine. Hani bugün şey diyorlar ya efendim şey kuruldu da neydi o teşkilat-ı mahsusa? Teşkilat-ı mahsusa. Ya, teşkilat-ı mahsusa hiç belge bırakmadı. Gizli servisin belgesi mi olur? Şeyden. Yani... Atatürk bunlara karşıydı falan değil. Gereğinin, gerekenin yapıldığını Atatürk biliyordu. Tekrar söyleyeyim. Şimdi gereken yapıldı deyince bir sürü şey gelecek gene. Üzücü hadiselerdir. Fakat devlet bir yerde nefis müdafaası yapmıştı. Mesele budur. Keşke olmasaydı. O ayrı bir şey. Diyorlar şimdi ya, kısa bir ara verelim. Şeyi söyleyeyim de öyle ara verelim. Hı? Ermeni meselesine karışmış hiç kimse yanına almadı diyorlar. Hayır efendim. Tehciri yapan Talat Paşa,
Talat Paşa'nın müsteşarı Abdülhalik Rende, Atatürk'ün meclis başkanı. Atatürk'ün meclis başkanı. Şey ol, meclis başkanı Atatürk, meclis başkanı. Ama işte bunu ne için yapıyorlar biliyor musunuz Murat Bey? Bunu Türk halkını kandırmak için yapıyorlar. Evet. Atatürk bu işlerde uzak durdu. İddiaçları lanetleri, bir de bir sürü laf uydurdurabiliyorsunuz. Atatürk şunu dedi, bunu dedi. Onların da çoğunun hastasları yok. Ve burada görülüyor. Ermeniler, yani haksız yere idam edilen Boğazlayan Kaymakamı. Haksız yere diyor. Urfa Mutasarrıfı. Bunlarla ilgili şey oldu. Yani burada çok iyi politika yapılıyor Türkiye'de. Türk halkı alıştırılmak isteniyor. Bizim milletin şöyle bir özelliği var. Bakın gene. Ne olur felsefe yapmasın. Söylenilene inanır. Rahat inanır. Ses ne kadar çok çıkarsa o kadar rahat inanır. Yani yapılmak istenen budur. Evet efendim, kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra 1915 olaylarına tartışmaya devam edeceğiz efendim.